TV'lik Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. İlçe, belde ve köy gezilerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cemal Enginyurt bugün Ulubey'de partililerle buluştu. Yine sert açıklamalarıyla gündem yaratan Enginyurt'un hedefinde AK Parti vardı. Milliyetçi Hareket Partisi aylık il divan toplantısı Ulubey ilçesinde yapıldı. İlçe Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan il divan toplantısına MHP Ordu İl Başkanı Cemal Enginyurt, MHP Ordu Merkez İlçe Başkanı Halil Kalpaklıoğlu, MHP Ordu Kadın Kolları Başkanı Sevim Tokat Çebi, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi Ulubey İlçe Başkanı Salim Güler, MHP'nin Ulubey'de gücüne güç kattığını söyledi. Adliye ve ilk hakimini halen hatırlarım, Aslan Özaslan. O yıllarda buraya adliye kuruldu. Ondan bu yana burada adliye varken bu iktidar tarafından adliyemiz elimizden alındı. Cezaevi vardı, o da gitti. Güler ayrıca ilçenin sorunları hakkında da bilgilendirmelerde bulunarak sözü il başkanı Cemal Enginyurt'a bıraktı. Türk milleti adeta Türk milletinden intikam alan bir iktidar tarafından maalesef Türkiye düşman bir idare anlayışıyla yönetiliyor. Ulubey'in ordu siyasetinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Enginyurt yine sert mesajlar gönderdi. Ulubey, özellikle Ulubey'de olduğumuz için bunu söylemek istiyorum. Ulubey hakikaten ordunun en talihsiz ilçelerinden biri oldu. 34 bin nüfusuyla bir dönem salı günleri kurulan pazarında bırakın arabayla geçmeyi, insanların bile gidemediği kalabalığı oluşturan Ulubey ilçesi artık salı günü dahi sokaklarında kimsenin kalmadığı, Sayın İlçe Başkanımızın ifade ettiği gibi bir köy haline geldi. Hani AKP'nin milletvekilleri nerede? AKP'nin belediye başkanı nerede? Ne yüzle belediye başkanlığı yapmaya devam ediyor? Adliyesi kapanmış bir Ulubey'in göçü daha da hızlandıracağının farkında değiller mi? Şimdi buradan soruyorum. Ören, Başçardak, Hocaoğlu, Kuman, Yukarı Kızılen, Çubuklu, Şekeroluk, Oyungürgen, Uzun Mahmut, Kardeşler, Sevdeç, Koşaca, Güvenyurt, Belenyurt buralar nasıl gelecek mahkemeye, orduya bir dilekçe vermeye? Hangi parayla gelecek? Enginyurt, AK Parti iktidarının Ulubey'i adeta görmezden geldiğini savunarak, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı döneminde bölge hastanesi konumunda olan 7 uzman doktoruyla ameliyat dahi yapan hastaneyi bugün kapanma noktasına getiren zihniyete yazıklar olsun dedi. Şimdi Ulubey'in hastanesi kapanıyor. Bir dönem ben milletvekili olduğum dönemde bu hastane ameliyat yapar hale gelmişti. Uzman doktorlarıyla yörenin en güzel hastanelerinden birisi olmuştu. 6 ay sonra kapatılacak ama korkudan söylemiyorlar. Güya seçim olur da bedel öderiz diye. Hastane sağlık ocağına dönüyor beyler. Hastane kapatıldığında yeni bir göç dalgası daha gelecek. Öyle ya, hastanedeki doktor gidecek, memur gidecek, çalışanlar gidecek. Yeni bir göç daha. Ulubey'den AKP hükümetine sesleniyor ve diyoruz ki bize bu zulmü reva görmeyin. Ordulu bunu hak etmedi. Ordulu vatanını ve devletini seviyor. Ordu insanı devletine askerini kına yakarak gönderiyor. Orduya reva gördüğünüz bu zulmü, güya sözde Güneydoğu'da yaşayanlara niye görmediniz? Hani bir başbakan yardımcısı çıktı 3 gün önce dedi ya, ben dedi bu hanımefendinin yaşadıklarını dedi duyunca dağa çıkardım ben de olsam dedi. Hiç mi Allah'tan korkmuyorum Bülent Arınç'a? Bizim yaşadıklarımızı bir bilsen. Evine ekmek götüremeyen insanları bir bilsen. Akoluk'ta, Elma Çukuru'nda, Şırhlar'ında evine ekmek götüremeyen, çocuğunu okutamayan, okumadığı için, okutamadığı için okuldan almak zorunda kalan, hanımının istediği bir elbiseyi götüremeyen, bir ayakkabıyı alamayan insanları bir görsen de bu insanlar neden daha çıkmıyor diye bir kendi yüreğine sorsana, vicdanın varsa.
Engin Yurt'un eleştiri oklarının hedefinde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le AK Parti Ordu Milletvekili Fatihan Ünal vardı. Bakın, alan Mazlı destek dağıtacağız dediler. 31 Aralık'a kadar da son başvuruyu yapın diyorlar. Fındık üreticisine ödenen alan bazlı gelir desteği ödemeleriyle de hükümetin bir oyun içerisinde olduğunu iddia eden Engin Yurt, bu iddiasını açıklarken de AK Parti Ordu Milletvekili Fatihan Ünal'a gönderme yaptı. Ordu Milletvekili Fatihan Ünal diyor, ne diyor? İnşallah diyor, köylünün ihtiyacı olduğu zaman alan bazlı desteği dağıtacağız. Fatihan'ın ihtiyacı yok ki, ayda 15 bin lira maaş alıyor. Doğru diyor. Nereden bilsin ihtiyacımız olup olmadığını? Veya AKP'liler, siz bu parayı 2013'ün Ekim'inde dağıtıp da 2014'te Mart'ta seçim var, bize oy verirler diye rüşvet olarak bekletiyorsanız yazıklar olsun size. Engin Yurt, Tarım Bakanlığı Türkiye genelinde 61 vilayette afet adı altında hayvancıların ziraat odalarına ve bankalara olan borcunu bir yıl erteleme kararı aldı. Bu kararın altına imzasını atan Ordulu Bakan İdris Naim Şahin'e soruyorum. Bu 61 vilayeti korurken Ordu'yu neden bu kapsam içerisine almadın? Ulubey'in hayvancılarını neden es geçtin dedi. Hükümet bir kararname çıkarttı. Ben söyleyince hatırlayacaksınız. Kriz, sel, afet ve kuraklık dolayısıyla çiftçilerin tarım kredilere ve ziraat bankalarına olan borçları bir yıl ertelendi. Pekala, Ordu var mı bunların arasında? Yok. Ordu'yu dahil etmediler. Bu nasıl bir adalet şimdi soruyorum size. Maliye Bakanı da emekliler için söylediği sözlerle Engin Yurt'un eleştirilerinden nasibini aldı. Şimdi bu salona bakıyorum, çoğunuz emekli. Maliye Bakanı ne diyor? Dünyanın en yüksek maaşını diyor Türkiye'deki emekliler alıyor diyor. Hakikaten alıyor musunuz ya? Böyle bir şey var mı ya? Bu nasıl bir anlayış ya? 10 yıldır emekliye zam yapmamışlar. Zam yapmadıkları gibi emekli maaşından ilaç parası diye kesmişler. Hastane katkı payı diye kesmişler. Emekliye verdikleri maaşın da %10'unu geriye almışlar. Bir de utanmadan diyorlar ki dünyanın en zengin emeklisi Türkiye'de diyorlar. Yani bizimle dalga geçiyorlar. AK Parti Türk milletini sevmiyor diyen Engin Yurt, Başbakan Erdoğan'ı da hedef alarak boşalan köylere dikkat çekti. Başbakan'a sesleniyorum Türk milliyetçileri adına. Bütün Türkiye'deki Türk milliyetçileri adına sesleniyorum. Kürtçülüğe ve Türk milliyetçiliğine karşıyım diyen başbakan, bu memlekette sen polis öldüren, asker öldüren, imam öldüren, öğretmen öldüren kaç Türk milliyetçisi gördün? Bu memlekette sen otobüsleri yakıp 16 yaşındaki Serpil kızı otobüsün içerisinde yakarak öldüren kaç Türk milliyetçisi gördün? Sen bu memlekette ay yıldızlı bayrağın yerine paçavrayı bayrak yapmak isteyen kaç Türk milliyetçisi gördün? Türk milliyetçilerinden korkmanı anlıyoruz. Ama Türk milliyetçiliğiyle Kürtçülüğü aynı kefeye koymak Mustafa Kemal Atatürk'e de Cumhuriyet'e ihanettir. Karadeniz'de havaların soğumasıyla denize açılan balıkçılar tuttukları bol hamsiyle kıyıya döndü. Bu yıl geç gelen hamsinin kilosu ise 7 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Buyur yamsı yamsı. Ordu'da havalar soğudu, tezgahlar hamsiyle şenlendi. Yerli hamsi 2012 sezonunda kendini biraz naza çekti. Her yıl erken gelişiyle şaşırtan hamsi bu yıl kendini özletti. Esas hamsi Kasım ayının 10'unda 15'inde yani çıkmaya başlar. Ama bu sene biraz da geç kaldı. Denize açılan balıkçılarsa havaların da soğumasıyla birlikte kıyıya bol hamsiyle döndü. Yerli hamsiyi çok özleyen ordularsa tezgahları süsleyen yerli hamsiye büyük ilgi gösteriyor. Buyur yamsı yamsı. Hamsinin kilosuysa 7 ile 10 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor. Şu anda hamsi bol sayılır ama az avlanırsa Mart ayına kadar yiyeceğiz Allah izin verirse. Önümüzdeki günlerde hamside bu bolluk devam ederse fiyatlar daha da düşecek. İnşallah Allah izin verirse bol çıkar. Fakir fukara ucuz ucuz yer işte. Bu yıl palamut sezonu yaşayan ordulu balıkçılarınsa şimdilerde yüzü hamsiyle gülüyor.
Avrupa Birliği Bakanlıklar Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan projelerle bugüne kadar orduya 146 milyon TL para aktardı. Ordu'da 70 adet Avrupa Birliği proje ofisi kuruldu ve bu ofislerde yaklaşık 200 personel görev yapıyor. Ordu Valiliği ise Avrupa Birliği katılım öncesi süreçte tüm ilçeleriyle birlikte kurumsal yapılandırmasını tamamlamış, Türkiye genelindeki 4 ilden biri oldu. Ordu Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Eyüp Elmas, Avrupa Birliği Bakanlıklar Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan projelerle bugüne kadar 146 milyon Türk liranın orduya kazandırıldığını söyledi. Öte yandan orduda 2007-2012 yılları arasında toplam 13,5 milyon Türk lirası tutarında 28 adet Avrupa Birliği projesi uygulandı. Toplam 128 milyon Türk lirası tutarındaki 4 proje ise 2011-2015 yılları arasında uygulanmaya devam ediyor. DOKA İçişleri Bakanlığı, ÖDES, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hibe programlarından yararlanmak üzere 55 adet proje hazırlandığını belirten Eyüp Elmas, bu projelerde de toplam 4.8 milyon Türk lirası tutarında destek sağlandığını kaydetti. 2013 yılında uygulanacak Avrupa Birliği hibe programları projeleri, ÖDES projeleri hakkında da bilgiler veren Eyüp Elmas, proje ofislerinin önemsenmesi gerektiğini kaydetti. Elmas, il genelindeki proje ofislerini tarayarak bir durum tespiti ve ihtiyaç analizi yaptıklarını, proje ofislerinde görevli personellerin teknik kapasitelerini değerlendirdiklerini, gerekmesi halinde proje yazılımı konusunda eğitim düzenlenebileceğini sözlerine ekledi. Kalp krizi genç yaşta tanımıyor. Düzensiz stresli yaşam ve beslenme tarzı, sigara, alkol kullanımındaki artış, egzersiz yapmama veya birden aşırı fiziksel yüklenme kalp krizinin erken yaşlarda ortaya çıkmasını tetikliyor. Peki kalp krizi nedir ve nasıl korunmak gerekiyor? İzliyoruz. Kalp krizi ve kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilimizde de oldukça sık görülen ve en önemli sağlık problemidir. Kalp hastalıkları genç yaşlı demeden herkesin kapısını çalabiliyor. Son dönemlerde gençlerde görülen kalp krizleri ise pek çoğumuzu endişeye sürüklüyor. Yani bugüne kadar yaşlı hastalığı olarak düşündüğümüz kalp rahatsızlıkları artık gençleri de orta yaş grubunu da tehdit etmeye başladı. Kalp krizi gençlerde daha sık görülmeye başlayınca uzmanlar da uyarılarda bulunuyor. Peki kalp krizi nedir? Şimdi kalp krizi kalbi besleyen damarlardan birisinin tıkanması sonucu oluşan bir tablo. Peki bu damar tıkanıklığı neye bağlı? Damar tıkanıklığı da çok seyrek olarak başka nedenleri olsa bile genel olarak damar sertliği dediğimiz olay sonucu oluşuyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Kadir Şahna kalp krizi hakkında bilgiler verdi. Hakikaten damar sertliği çocukluk çağında başlayıp yavaş yavaş ilerleyen ve genellikle de 40 yaşından sonra kalp krizine neden olabilen bir durum. Ancak son yıllarda hakikaten çok genç yaşta kalp krizi vakalarıyla karşılaşmaktayız. Hakikaten adeta yaş sınırı tanımayan bir durum gibi görünüyor. Neden böyle oldu? Burada damar sertliğine yol açan bazı risk faktörleri var. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Doktor Kadir Şahna son yıllarda gençler arasında kalp krizi görülme sıklığının arttığını, ailesinde bu rahatsızlıkları olan gençlerin her yıl sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti. Tabii biz yaşla birlikte hakikaten kalp krizi artıyor. 30-40 yaşından sonra aşağı yukarı herkesin yılda en az bir defa sağlıklı olsa bile kontrolünü öneriyoruz. Yalnız bazı riskli gruplarda, ailesinde erken yaşta kalp krizi geçirenlerde, çok kilolularda, çok kolesterolü çok yüksek olanlarda, sigara içenlerde daha erken yaşta bu önlemleri almasında fayda var. Daha erken yaşta muayene olmalarında fayda var. Kalp krizinde erken müdahale ise hayat kurtarıcı oluyor. Türkiye'de ise her yıl 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Oysa bazı basit önlemlerle kalp sağlığını korumak mümkün. Çok sigara içiliyor olması, daha fazla
yağlı yiyeceklerin tüketiliyor olması, kolesterolün daha yüksek olması, daha kilolu bir toplum olmamız, daha stresli bir yaşam sürüyor olmamız bunun temel nedenleri arasında sayılabilir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Evet, burada bu risk faktörleriyle savaşmamız gerekiyor. İşte sigara içilmeyecek, daha düzenli ve yağsız diyet yapılacak. Ayrıca yine riskli bireylerin erken tespit edilip yine bunlara daha yoğun koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Sigarayı bırakmak, kolesterol, tansiyon ve kiloyu kontrol altında tutmak, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak kalp sağlığımızı koruyor. Çalışkanlığının yanı sıra kıvrak zekasıyla da ünlenen Karadeniz insanı şaşırtmaya devam ediyor. Kabadüz ilçesine bağlı Kirazdere köyünde yaşayan Kadir Özyurt topladığı hurda parçalarından yük kamyonu yaptı. Topladığı hurdalardan yük kamyonu yaptı. Sadece hurdadan olan bir araç bu. Yani öyle şeyi yok. Yani böyle bir araç şekli yok. Bunları tamamen biz kendimiz yani bu şekilde tasarladık, yaptık. Kendimize uygun, kendi zevkimize göre ama çok da güzel. Kabadüz ilçesine bağlı Kirazdere köyünde çiftçilik yapan Kadir Özyurt, hurda otomobil parçalarıyla kendi aracını üretti. Karadeniz'in engebeli coğrafyasına uyum sağlayan bu yük kamyonu her işin üstesinden geliyor. Bu araç kendim yaptım bunu. Sanayideki hurdacılardan aldığımız parçalarla işte bir yıl gibi bir sürede bunu faal duruma geçirdim. Her şeyini kendim yaptım. Yani motorunu, şanzımanını, diferansiyelini, kasa kupan hepsini yani böyle arayaraktan parçaları Türkiye genelinde isteyerekten bu aracımız aynı zamanda 5 ton kapasiteli ve yani yolsuz yerin aracı yani yol aracı değil yolsuz araç bu yani yol istemeyen bir araç bu yolunu kendi yapıyor. Arazide 1 metre gibi taşların üzerinden çıkarak bu küçük orman gülü dediğimiz maddeleri hiç temizlemeden ormanda çok rahat gidebilen bir araç. Bunda çok işlerimizi yapıyoruz burada. Hayvanlarımızın yiyeceğini, fındık fındıklarımızı, odunlarımızı, kerestemizde, atölyemizde bunları getiriyoruz ormandan. Yani böyle bir araç yaptık, tasarladık, oldu. Çok güzel bir aracımız. Büyük bir emeğin ürünü olan hurdadan kamyon, Kadir Özyurt'un adeta diğer yarısı oldu. Aynı zamanda şu anda 2012-2013 araçların da şey gibi, yani direksiyonu falan hidrolik yaptım. Yani bu kara direksiyon falan değil. Çok rahat kullanılabilen ve aynı zamanda hiç hata yapmayan bir araçtır kendisi. Hidrolik direksiyon sistemi her engeli geçen lastikleriyle orijinallerini sollayan kamyon görenleri de kendine hayran bırakıyor. Özyurt bu kamyonu bir araçtan çok mucizi olduğu için çocuğu gibi görüyor. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu yeni yılda yeni oyunlarla perde diyecek. OBKT tarafından 2013 yılı Ocak ayında iki oyun tiyatro severlerle buluşturulacak. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 2013 yılı Ocak ayında iki oyunu sanatseverlerle buluşturacak. Ordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre OBKT yeni sezonda sanatseverlerle buluşturacağı iki oyunun hazırlıklarını sürdürüyor. OBKT'nin yeni sezonda ilk oyunu Cihan Öksüz'ün yazdığı Hakan Altan ve Cemil Gündüz'ün birlikte yönettiği, yöresel motiflerin çokça kullanıldığı, Karadeniz'in kendine has dokusuyla bir sevda hikayesinin anlatıldığı Fora Ettik Yelkeni adlı oyun olacak. Yeni sezonun diğer oyunu ise Ufuk Ersoy'un yazdığı ve yönettiği, aralarında kan davası olan iki ailenin çocuklarının birbirine olan sevdasıyla kaçıp evlenmeleri ve bu evliliğin sonucunda ortaya çıkan aile dramının anlatıldığı Sapan adlı yöresel oyun olacak. OBKT provaları devam eden her iki oyunla Ocak ayında perdelerini açacak. Geçtiğimiz ay İstanbul'da yapılan Dünya Halı ve Zemin Ürünleri Fuarına katılan Ordulu bir firma büyük beğeni kazandı.
ahşap kaplama, süpürgelik alanında adını hızla duyuran firmanın sahibi Ordulu Adem Aydoğdu da fuarların kendileri için önemli olduğunu belirterek ihracat için ciddi çalışma yürüttüklerini söyledi. İstanbul'da 2006 yılında kurulan Ordulu bir firma bugün parke süpürgelik sektöründe adını tüm dünyaya duyurdu. Süpürgelik uygulamasını dekorasyonla buluşturan bu firma uluslararası fuarlara da katılarak önemli başarılar elde etti. Fuarlar insanları nereye getirir? Burada geziyorsunuz, gezen firmalar, firma sahipleri sizlerin bu ismini, firmanızın ismini görüyor, hafızasında kalıyor. İşyeri sahibi Ordulu Adem Aydoğdu da fuarların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek ihracat için ciddi çalışma yürüttüklerini söyledi. İhtiyacı olan geliyor, sizle görüşüyor, ürünlerden tedarik ediyor ama ihtiyacı olmayan da ileride ihtiyacı olacaksa Art Steel diye bir isim hafızasında kaldığı için direkt sizi arayabiliyor. Bu da bu şekilde firmanızın daha yukarılarda, daha geniş kitleye hitap etmesini sağlıyor. Ondan dolayı fuarlara katılıyoruz. İşte tahminim bu 10. fuarımız olabilir. İşte 2006 yılından bu yana bu 10. fuarımız. Bu fuarda uluslararası bir fuar olduğu için ihracata yönelmek için, ihracat yapabilmek için katıldığımız bir fuar yani. Süpürgeliklerin dekorasyonun ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapan Aydoğdu, değişik tasarımlarla evin değeri daha da artıyor dedi. Biz süpürgelik denildiği zaman zaten herkesin işte parkenin üzerine çakılan bir köşede tamamlayıcı, kapatıcı bir ürün olarak görünüyordu. Ama öyle kozumuzu kapatıyor. Evet, evet. Ama öyle olmadığını ispat etmek için biz bu kadar çeşit yaptık. Mesela şöyle söyleyeyim. Müteahhitler bunu yavaş yavaş çözdü. İstanbul'da, işte Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da daha büyük illerimizdeki müteahhitler çözdü. Neden? Parkeyi, evi müteahhit bitirdiği zaman, parkesini montaj yaptığı zaman hiç kimse eşyalı bir şekilde görmüyor evi. Boş haliyle görüyor. Bu süpürgelik de zaten tamamlayıcı nokta olduğu için parkenin köşesindeki süpürgelik daha özel, daha farklı süpürgelik olduğu için evin değeri, katma değeri artıyor. Müteahhitler şimdi yeni trendde zaten bizim şu lake dediğimiz daha beyaz, daha yüksek, daha işte kaplamalı, daha renkli ürünleri uygulayıp evinin katma değerini yükseltiyor. Süpürgelik serüvenimiz 2006 yılında 1-2 modelle başladı diyen Aydoğdu, bugün yaklaşık 80'e yakın çeşitle her zevke hitap ettiklerini belirtti. Yani şöyle söyleyeyim, süpürgelikte 1-2 modelle biz 2006 yılında başladık. Şu anda 70-80 tane yakın modelimiz var, çeşitlilerimiz var. Bunların hepsini her zaman stoğumuzda olmuyor. Ama bunu yapabiliyoruz, talep olduğunda yapabiliyoruz. Mesela mimarlar kendilerine göre çizim yapıyorlardı, atölyelerde yaptırıyorlardı. Buna gerek kalmadı çünkü niye? Mimarın düşünemeyeceği şeyi çizgileri de biz yaptık. Yani işte farklı modellerimiz, farklı renklerimiz, çizgilerimiz, ondan sonra farklı renklerimiz var. Bunları biz zaten yapıyoruz. Mimar bizim web sayfamıza girdiğinde ya da bizim kataloğumuza aldığında ya da bizim showroom'umuza geldiğinde gerek kalmıyor. Direkt şu model olsun diyor müşterisine, ben bu modeli öneriyorum diyor. Bu şekilde daha pratik, daha hızlı bir şekilde çözüm oluyor. Ev temizliğine sağladığı katkılar nedeniyle de ev sahiplerine ahşap kaplama süpürgelikleri tavsiye eden Aydoğdu, bu anlamda yol gösterici olmak adına herkese bizi ziyaret edin çağrısında bulundu. Şu anda yeni trendde bitkilerin koridorlara, ıslak zemin üzerine de süpürgeliklerden dönülüyor. Yani süpürgelik, yani evin köşe tamamlayıcısı bölümlerine geldiğiniz zaman mutlaka Art Steel'i tavsiye ederim. Sayfasına girsinler ama en azından bir fikir alışverişi yapmış olurlar. Kendileri için daha böyle estetik, daha evlerinde tamamlayıcı bir ürünü bizden görüp kopyalıp yapabilirler en azından. Biz de onun öncüsüyüz yani. Peki. Siz hem pazarlama hem de üretim, değil evet mi? Hem pazarlama hem de üretim. Evet, bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.